Bugün tam 10 ay 4 gündür, bir başka deyişle 308 gündür devam eden olağanüstü hal uygulamaları nedeniyle haksız, hukuksuz ve insanlık dışı bir şekilde işinden ihraç edilen ve sesini iktidara duyuramayan pek çok kamu görevlisi ya intihar etti, ya açlık grevi başlatarak bedenlerini ölüme yatırdı, ya da ağır sosyal ve ekonomik sorunlarla boğuşmakta. Bunlardan sadece ikisi, akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça. Canımızı veririz, hakkımızı yedirmeyiz, hukuksuzluğa boyun eğmeyiz diyerek Ankara'nın göbeğinde Kızılay'da 193 gündür oturma eylemi, 77 gündür ise açlık grevi yapıyorlar. AKP hükümeti bu insanlar ne diyor diye diyeceğine, dinleyeceğine açlık grevinin 75. gününde gece vakti evlerine baskın yaptırarak gözaltına almayı, daha sonra da tutuklamayı tercih etmiştir. Ölümden korkmayan bu insanlara karşı yapılanlardan sonra ne kadar korkak olduğunuzun farkında mısınız? Ölmek üzere olan yavrusunu kurtarmak isteyen bir annenin tartaklanması, yerlerde sürüklenmesi hangi inanca sığar? Hangi ahlaka sığar? Bir an için ananızı düşünün. Bu da yetmedi. Eylemin simgesi haline dönüşen insan hakları anıtı polis bariyerleriyle çevrilerek abluka altına alındı. Suçlu bulundu. İnsan hakları anıtı. Avukatları Nuriye ve Semih'e yöneltilen soruları kamuoyuyla paylaştı. Utanç verici, insanlıktan utanacak kadar iğrenç sorular soruldu bu insanlara. Soru bir, gitar çalıp şarkı söylediğin bir video paylaşılmış. Sen de beğenmişsin. Paylaşanların örgüt üyesi olduğunu hiç düşündün mü? Lafa bakar mısın? Masumane hak arayışı görünümdeki bu eylemin asıl amacı nedir? Bir başka soru, hak arayışından uzak, hak aramıyorlarmış. Halkta kin ve nefret uyandıran eylem yapmanızın amacı ne? En aşağılık soru, ölüm orucu eylemi yapmanız konusunda size ne tür menfaatler sunulmaktadır? Arkadaşlar, insanlığı da öldürdünüz. İnsanlığı da öldürdünüz. Bu sorular aslında AKP hükümetinin ne kadar aciz olduğunun, korku içerisinde olduğunun bir göstergesidir. Bugün hak arama mücadelesi veren, iktidarın karşısında olan kim varsa terör örgütü üyesi olmakta suçlanıyor. AKP hak hukuk tanımayan uygulamaları ile halkı tahrik etmeye, kin ve nefret tohumları ekmeye devam ediyor. Oysa ki bu insanların tek amacı haksızlıklara dur demek. Bir hekim olarak uyarıyorum. 77. gününe giren açlık grevi bu aşamadan sonra ölüme veya kalıcı hasara neden olabilir. Olağanüstü hal uygulamalarına derhal son verilmeli. Haklı talepler derhal dikkate alınmalı ve açlık grevleri sona erdirilmelidir. Bu hepimizin insanlık görevidir. Yüreğinde bir miktar insanlık kalmış olan insanların bu seslere kulak vermesi gerekir. Saygılarımla.